geldiniz. Bugün sizlere en basit haliyle cep yapımını anlattığım bir video hazırladım. Bunu da oğlum için iki tane eşofman dikerek yaptım. Ayrıca kumaşımı o kadar ucuza aldığımdan da bahsetmek istiyorum size. Kumaşımı sadece gelen gece, gel kucağıma. Kumaşımı sadece 2,5 liraya, daha doğrusu 1 kilo kumaş 10 liraydır, 250 gramını kullandım. Bu yüzden tanesi eşofmanımın 1,25'e geliyor. Yani 2 eşofman 2,5 liraya mal olmuş oldu. Ayrıca kumaşımı nereden aldığımı izlemek isterseniz İzmir kumaş alışveriş videoma da gidebilirsiniz. Buradaki amaç dediğim gibi cep yapımını anlatmaktı. Kullandığım kumaş çift yönlü bir kumaştı. Her videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca tüm videolarımdan anında haberdar olmak için oradaki zil işaretini açarak bildirimleri anında alabilirsiniz. Umarım keyifle izlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videodaki amacım eşofmanın nasıl dikildiğini anlatmak değil, cebin nasıl dikildiğini anlatmak. Zaten giriş konuşmasında da detayından bahsetmiştim. O yüzden hemen giriş yapacağım. Kullandığım kaş korsem var. Yani bir diğer adıyla ribanam var. Bir de çift yönlü bir kumaşım var. Bu kumaşların ikisini de İzmir'deki kumaş alışveriş videomu izleyerek nereden aldığımı görebilirsiniz. Orada anlatıyorum, tek tek gösteriyorum tüm kumaşlarımı. Şimdi ben hemen kesim işlemine hızlı bir geçiş yapacağım. Şu şekilde oğlumun bir tane pijaması var. Bu pijamayı baz alarak çizim işlemini gerçekleştireceğim. Bakın şu kadar kısa bir mesafe benim için yeterli olacak. Çünkü zaten çocuk eşofmanı olacağı için çok az bir parça yeterli. Yaklaşık 40 santime denk geliyor. Bu arada şu kısmının neden bu şekilde kesik olduğunu soracak olursanız hemen onu da cevaplayayım. Bu kumaşlar kumaş üretildikten sonra tam ortadan bir kısmından tutularak, tesadüfi bir şekilde tutularak kesim yapılıyor. Bu kesimin sebebi ise kumaşın kalitesinin ne kadar düzgün olup olmadığını anlamak için. Yani buradan kumaştan özellikle tam orta noktası tutularak numune alınıyor. Bu yüzden şu şekilde tuhaf bir kesim yapılmış ve o kısımdan arta kalan kısımlarını da bu şekilde parça şekilde satarak değerlendiriyorlar. Ben oğlum için aldığım için kısacık bir kısmı yeterli olacak. Sadece şurada bir parça kesilmiş. Onun dışındaki kumaş tamamen düzgün ve kaliteli bir kumaş. Şimdi kıyafetini tersine çevirdim. Katladım. Katladıktan sonra aslında bu kıyafeti kısa kalıyor. Biraz daha büyüteceğim. O yüzden daha büyük bir çizim yapacağım. Şimdi ilk önce arka bedenimi çiziyorum. Bakın arkaya doğru kaldırdığım için arkayı çiziyorum. Biraz büyüterek çizimi gerçekleştireceğim. Arka bedenimin çizimini gerçekleştirdim. Şimdi tersine çeviriyorum. Ön bedenim ortaya çıkıyor ve ön bedenimin kesim işlemini yapacağım. Bu arada normalde katlatarken size tekstildeki yöntemlerden de bahsettiğim için hemen o sırası gelmişken bahsedeyim dedim. Kat atarken birini düz tarafına, birini ters tarafına koyarız ki kumaşı düzgün şekilde kullanabilelim diye. Ama çocuk pantolonu biraz daha küçük olduğu için sanırım denk gelmeyecek. O yüzden en rahat şekilde nasıl yerleştirirsem o şekilde ayarlayacağım. Evet, yine tekstilde olduğu gibi doğru yöne denk gelmiş oldu. Birinin ağı diğerinin ağıyla tam uç noktaları iç içe geliyor. Genelde kalıplar bu şekilde en düz şekilde ayarlanmış haliyle oluyorlar. Yine büyüklük payı vererek çiziyorum. Ön bedenimi de çıkarmış oldum. Şimdi kesim işlemine geçeceğim. Kestikten sonra bakın şurada bir parçam kalıyor. Eğer yeterli olursa bu parçadan cep çıkaracağım. Yeterli olmazsa kalan diğer kısımlarından da alabilirim. Hiç sorun değil. Sonrasında şu kısımlarını yapmak için paça genişlik ölçüsünü alarak buradan ona göre kesim işlemini yapacağım. Bir de dilerseniz yine beline korse
kullanabilirsiniz kaş korse. Dilerseniz kendi kumaşından kullanabilirsiniz. Ben bütünlük sağlasın diye beline de yine kaş korse yani ribana kullanacağım. Diğer parçalarımı da hazırladım. Şimdi ben keserken 4'e katlamıştım ve dolayısıyla 2 tane pijama olacak şekilde ayarlanmış oldu. Çift taraflı kumaşım olduğu için bir katını yani bir çiftini ayırıyorum ve onu yeşil kısmı düzde olacak şekilde dikeceğim. Yani 40 santimlik bir kumaş parçasından toplamda 2 tane pijama elde etmiş oldum. Bu yüzden bir tanesinin manşetlerini kendi kumaşından ve kemer kısmını kendi kumaşından kestim. Şu şekilde kenara ayırıyorum. Buna kenara ayırdığım bu yeşil olarak dikeceğime cep yapmıyorum. Daha farklı tarzı olsun istediğim için. Gri olarak dikeceğime ise kaş korseden şu şekilde hem bel için hem de şu alt kısımlarına manşet şeklinde yaparak ve bir de cep ekleyerek farklılaştıracağım. Bir kumaştan iki tane ne kadar farklı şey elde edebildiğinizi de göstermiş oldum bu video sayesinde. Şimdi yapmamız gereken bir püf nokta var. Bakın bundan da bahsedeyim. Bir D'ye benzer şekilde cep kestim. Küçük bir cep. Kaç santim olduğunu da hemen size söyleyeyim. 13 santim. Cebin dikileceği yeri de şu şekilde ayarlıyoruz. Yukarıdan aşağıya 3 santim boşluk veriyorum. 1 santimlik bir çizgi oluşturuyorum. Sonra şurada 8 santimlik bir genişlik, yani elin girebilmesi için, çocuk cebi olduğu için bu kadar veriyorum. Yine burada 1 santimlik bir çizgi koydum. Sonrasında buralara birer santime ön parçalara kesik atıyorum. Şu şekilde. Bundan sonraki işlem artık cepleri dikmek olacak. Bedenimi önüme aldım. Cep parçamın tek karşılığını alıyorum. Aşağıdan ve yukarıdan eşit pay bırakacak şekilde ayarlıyorum. Ve tersine çevirip kestiğim yeri görmek istiyorum. Kestiğim yerden tam ucundan başlayıp diğer ucunu da bitireceğim. Çevirdim. Dikiş bu şekilde tamamlandı. Ve şu şekilde çeviriyorum. Kesik uçları dış kısma doğru çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra düzenliyorum. Ve buraya 1 santimden bir dikiş geçeceğim. Bunun sebebi torbalanıp dışarı doğru taşmasın. Düzgün ve nizami bir görüntü elde edelim diye. Şu şekilde dikişi gerçekleştirdim. Şimdi yapmam gereken cep karşılığını alarak şu şekilde düzenleyip tam yine eşit gelmesine dikkat ediyorum. Şu şekilde koyuyorum. Yani şu içe girmiş kısmı alttaki ceple kapatmış oluyorum. Burada bütün bir görüntü oluşturdum. Ve şu kısımlarına dikiş atarak alttaki cebe sabitliyorum. Müzik.
Bakın önden görüntüsü bu şekilde. Şimdi arkadan cep karşılıklarını şu şekilde düzelterek dış hattını dikeceğim ve cebim hazır olmuş olacak. Dilerseniz bu işlemi overlock makinesiyle, dilerseniz düz makineyle yapabilirsiniz. Ben şu an size göstermek amaçlı düz makineyle geçeceğim. Sonrasında yine overlock'ta kenar kısımlarını temizleyeceğim. Tekstilde ilerlediğimiz basitlik sırasına göre ben şimdi işlemleri gerçekleştireceğim. Zaten cep kısmını detaylı şekilde anlattım. Bu kısmı başta anlatıp sonrasında dikmeye başlayacağım. İki arka parçayı yüzü yüzüne bakacak şekilde getirdim ve A kısmını dikeceğim. Ön parçam da yine yüzü yüzüne bakacak şekilde yine A kısmını dikeceğim. Sonrasında ikisini açarak birbirinin yüzü yüzüne denk gelecek şekilde tekrar ayarlayarak yan kısımlarını dikeceğim. Bu işlemler tamamlandıktan sonra zaten genel formuyla eşofman ortaya çıkmış oluyor. Sonrasında lastiğimi istediğim genişlikte keserek şu kısmını dikeceğim. Diktikten sonra korsemin şu şekilde kesilmiş hali arasına yerleştirerek bel kısmına geçeceğim ve paça kısımlarını da yine korseden kestiğim için kaş korse, bu arada korse diyerek geçiyorum ben kısaca. Halka şeklinde yerleştireceğim ve tamamlanmış olacak. Bu şekilde tamamlanmış oldu. Ben şimdi üç iplikle diktiğim için kenar kısımlarını düz makine geçip geleceğim ki şu kısımlarını tam 1 cm tamamlamış olayım. Bu şekilde düz dikişini de attım. Normalde düz dikiş yapmadan 5 iplikle de dikebilirdim. Ama makinemin ayarlarını hemen değişmek istemediğim için düz makinede bu işlemi gerçekleştirip geldim. Şimdi size cep kısımlarının nasıl göründüğünü bakın göstermek istiyorum. Şu şekilde oldukça güzel, temiz bir cep elde etmiş oldum. Kenar kısımlarına da overlock'ını çekip temiz bir görüntü elde edeceğim. Şimdi sırasıyla belinin kemerini ve etek uçları demeyelim, paçalarını takacağım ve bitirmiş olacağım. Hani çünkü değiştirmeyelim. Ben şimdi yeşil olan parçayı da dikeceğim ve son olarak oğlanın üzerinde göstereceğim.